Doğuş Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavında test edilen soru tiplerine bakacağız. Hemen başlayalım. Hangi bölümler test ediyor? İlk başta onları söyleyeyim size. Sınavda dinleme, note taking ve while listening olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Note taking dediğimiz önce not alıyoruz. Elimizdeki notlara bakarak soruları yanıtlıyoruz. While listening de dinlerken yanıtlama bölümü. Okuma bölümü paragraf tamamlama ve çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Dil bilgisi de çoktan seçmeli kelime ve dil bilgisi soruları var. Anlamcıya en yakın cümleyi bulma soruları var. Bir de TOEFL PBT sınavında olduğu gibi, IBT değil, PBT sınavında olduğu gibi altı çizili olan kelimelerden hatalı olanın bulunması isteniyor. Bunun için internet kaynaklarına bakabilirsiniz. Yazma bölümünde de öğrencilerden 250-300 kelime arasında bir essay yazması isteniyor. Onların da nasıl yapılacağını şimdi anlatacağım size. İlk başta bir sınavın note taking kısmına bakalım. Bir dinleme var birinci kısımda. Bir influenza ile ilgili bir şey dinliyoruz. Ders dinliyoruz, lecture dinliyoruz. Not alıyoruz. Arkasından da elimizdeki notlara bakarak soruları yanıtlıyoruz. Şimdi güzel kısmı şu. Bir defa, iki defa dinleyebiliyoruz. Yani yani bir defa derken evvela iki defa dinliyoruz. Ve elimizde de şöyle bir not alma kağıdı var. Bu not alma kağıdı bizi yönlendiriyor. İşte giriş bölümü var, influenza, semptomları, aşı, tedavi gibi böyle başlıklar geliyor. Siz de o başlıkları takip ederek oraya ilgili bölümleri dolduruyorsunuz. Not alma ile ilgili olarak yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Onlarla ilgili, onlardan da bahsedeyim. Contemporary Topics diye bir kitap var. İnternette de, resmi sitesinde de onlarla ilgili çalışmaları bulabilirsiniz. YouTube'da da o kitapla ilgili çalışmalar var. Çok güzel, böyle akış çok güzel gösteriyor. Dinlerken not alma konusunda bayağı iyi. Unlock Listening and Speaking kitapları var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. İngilizce düzeyiniz halihazırda iyidir. Sadece kendinizi sınamak isterseniz bizim temadil.com'da şeyler var. TOEFL note taking sınavları var. Onu mutlaka yapın. Hangi düzeyde olduğunuzu görebilirsiniz. ESL-lab.com diye bir site var. Orada akademik listening var. Orada not alıp soruları yanıtlayabilirsiniz. Böyle İngilizcenizi, eğer kendinizden çalışmak, kendiniz böyle bir yol haritası çizmek istiyorsanız bu kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Bunlar zaten ziyadesiyle yetecektir size. Not aldık, soruları yanıtladık. Yolumuza devam ediyoruz. Arkasından yine bir lecture geliyor. Bu sefer de while listening yapıyoruz. Yani dinlerken true mu, false mu, no information mı, ona karar veriyoruz. True tamam biliyoruz, doğru, false biliyoruz, yanlış. No information dediğimiz parça içerisinde, daha doğrusu dinlediğiniz kayıt içerisinde o bilgi geçmiyor anlamına geliyor. Bakın yanlış değil, geçmiyor. Bu yanlışla bilgi geçmiyor. No information, not given dediğimiz IELTS'de böyle sorular sorulur. Buna dikkat etmek lazım. İkisi birbirine böyle şey yapabiliyor, karışabiliyor. Bununla ilgili ne kadar fazla pratik yaparsanız o kadar arasındaki nüansı da ayırabilirsiniz. Bunun tek yolu bundan geçiyor. Sırada you will hear two business students. Böyle işletme öğrencisi dinliyoruz ve onlarla ilgili olarak da ne yapıyoruz? Soruları yanıtlıyoruz. Burada da baktığımız zaman yine bir while listening bölümü var. While listening bölümünü yanıtlıyoruz. Yani buradaki işte üç şıklı şeklinde gidiyor. Arkasından soruları yanıtlıyoruz. Burada neye dikkat edeceğiz? Burada dikkat etmeniz gereken bir şey vardı, onu söyleyecektim. Şimdi dinlerken soruları yanıtlıyoruz. Boşluk doldurma olsun, soruları yanıtlama olsun. Burada dinlediğiniz kayıtta geçen kelimelerin birebir aynısı şıklarda olmaz. Yani olabilir de ama çoğunlukla olmaz. Ne olur? Onların eş anlamlısı olur. Demek ki bizim sadece dinleme değil, aynı zamanda kelimelerin İngilizce karşılıklarını bilmemiz gerekiyor. Kelimelerin İngilizce karşılıklarını bilmemiz gerekiyor. Gramer yapılarının birbirine benzeyen yapılar hangileri, onları bilmemiz gerekiyor. Orada bir koşul bildiren bir şey söyler mesela. Sen de şıklarda onu görürsün. Veya orada sebep sonuç bildiren bir ifade kullanır. İşte because der. Sen şıklarda as veya since olduğu zaman da onunla öyle olabileceğini anlarsın. Veya orada sebebi önce, sonucu sonra söyler. Arkasından şıklarda da işte tersi bir durum olabilir. Bunları öngörmeye çalışmak lazım. Ya bunlar yani en azından hani neyi beklediğinizi bilmek anlamında bir fayda sağlayabilir size. Devam ediyorum. Okuma bölümündeyiz. Okuma bölümündeki tekstin şöyle bir uzunluğunu görüyoruz. Paragrafta görüyorsunuz. Parçalarda böyle boşluklar var. O boşlukları aşağıdaki cümlelerle dolduracağız. Bunlar ulusal sınavlarımız olan YDS ve YÖKDİS sınavlarında böyle sadece paragraf tamamlama olarak test ediliyor. Bu daha uzun bir metin içerisinde yerleştiriyoruz. Nelere dikkat edeceğiz? Tabii ki de hangi konu hangi konuyu takip ediyor görebilmek için pronounlar var. İşte bu he'ler, she'ler, they'ler var ya, yani oradaki özne nedir veya nesne nedir, onu takip eden şey nedir, ona bakacağız. Sonra bağlaçlara dikkat etmemiz gerekecek. Bir kronoloji vardır, bir sıralama vardır, bir şeyi adım adım anlatıyordur, ona dikkat edersiniz. Bunlarla ilgili olarak böyle direkt böyle uzun bir parça
içerisinde çalışmak yerine belki kısa parçalarla ilerlemek, nasıl bir yöntem izliyoruz onu görebilmek için Tema Dil YouTube kanalında bu çalışmalarla, yani YÖK Dil Paragraf Tamamlama gibi çalışmalarımız var. Orada çok miktarda göreceksiniz. O çalışmaları yapabilirsiniz. Sonra teksti okuyoruz. Arkasından true, false soruları geliyor. Doğru mu, yanlış mı? Bunları yanıtlıyoruz. Diğer parça geldi. Diğer parçayla ilgili koyu renkli kelimeler var. Bunlar ne işe yarayacak? Niçin orada koyu? Onları söyleyeceğim. Şimdi 34'te bir alongside diye bir kelime gördünüz. Parça içerisinde bu kelime böyle ya koyu renkli ya alt çizgi ya itelik olarak verilir. Siz o kelimenin ne olduğunu öngörmeye çalışırsınız. Tahmin etmeye çalışırsınız. Bu bazen hiç bilmediğiniz, hiç rastlamadığınız bir kelime de olabilir. Yani şöyle diyeyim, yani İngilizcesi iyi olup da hiç böyle o kelimenin nadir kullanılan bir kelimeyle karşılaşabilir. Yani İngilizcesi iyi olan bir insan da bunu bilmeyebilir. Onu diyecektim, toparlayamadım. Orada amaç kelimeyi orada öngörmeye çalışmaktır, tahmin etmeye çalışmaktır. O zaten ölçüdür burada. Ona dikkat edin. Yani illa ben bu kelimeyi bilmiyorum hay Allah diye böyle hayıflanmak yerine orada bırakın o kelimenin olmasını. Orası X olsun. O X'e ne geçebilir? Onu görmeye çalışırsanız, onunla ilgili pratik yaparsanız o zaman sınavdan da bu bölümde iyi not alırsınız. Yani daha doğrusu buradan puan toplarsınız. Cümle tamamlama soruları var. Doctor işte Simon diye birisi var orada. Mesela orada onunla ilgili olan bölümlerin altını çizin. Onlardan hangisi o şıklarda yeniden ifadelendirilmiş olarak karşımıza çıkıyor onu görmeye çalışın. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Oradaki kişiyle ilgili bir bilgi vardır. O bilgiler işte 3-4 tane bilgi vardır. O bilgilerden bir tanesi zaten bu şıklarda doğru cevap olarak çıkacaktır. Şimdi orada birebir aynısı çıkmaz şıkta. Ne yapar? Onu değiştirir. Yani İngilizce karşılığı olan bir kelime olur. Veya gramer olarak benzeyen bir yapı kullanır. Onlardan bir tanesi doğru cevap olarak karşımıza çıkar. 36'da it kelimesi var. Referral soru tipi dediğimiz proficiency sınavlarının vazgeçilmez bir soru tipidir. Yıllardır sorula gelir. Orada it kelimesi neyin yerine kullanılmıştır? Onu görmeye çalışırsınız. Onu bulmaya çalışırsınız. Aynı şekilde 37'de dem çıkmış. Onun gibi. 38'de cümle tamamlama. İşte Sister Justa Smith believes diyor ya. Orada hemen orada da altını çizeceğiz. Onunla ilgili ifadeler neler onları bulacağız. Az önce söylediğim gibi aslında gene farklı bir şey söylemeyeceğim. Onlardan hangisi o şıklarda uyuyor ona bakmaya çalışacağız. 39'da işte oradaki Faith Healer dediğimiz nedir, neyin yerine kullanılmıştır onu görmeye çalışıyoruz. Böyle gidiyor. Sonra o diğer okuma parçası geliyor. Bol miktarda okuma parçası var görüyorsunuz. Yine true false'lar gelmiş. True mu false mu yanıtlamaya çalışıyoruz. Doğuş Üniversitesi Use of English bölümünde neler test ediliyor onlara bakalım şimdi. Tenslere bakacağız. Relative clause'lara bakacağız. Relative clause dediğimiz bu that'ler, which'ler var ya onlar. Competitive superlative dediğimiz karşılaştırmalar var. To'lar, enough'lar var. Bunlara bakmamız gerekiyor. Onun dışında miktar bildiren ifadeler var. O konulara bakacağız. Başka neler söyleyebilirim size? Gerund infinitive konusu var. Gerund dediğimiz fiilin ayıncılı hali, infinitive dediğimiz to'lu veya yalın hali. Onlara bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak bizim web sitemizde yer alan proficiency sınavına bakabilirsiniz. Yani kendinizi orada sınayabilirsiniz, test edebilirsiniz. Oradan hangi durumda olduğunuzu, hangi düzeyde olduğunuzu görebilirsiniz. Çalışmak için de proficiency kitaplarını çalışabilirsiniz. Gramer, bu saymış olduğum gramer konularda eksikleriniz varsa onları giderebilirsiniz. Sırada Error Correction bölümü var. Error Correction bölümü TOEFL PBT sınavında test edilen bir bölüm. Böyle bir cümle verilir. 4 tane yerin altı çizilir. Siz onlardan bir tanesinin hatalı olduğunu tespit edersiniz. Daha doğrusu bir tanesi hatalıdır. Siz onlardan bir tanesini bulursunuz hangisinin hatalı olduğunu. TOEFL PBT kitaplarından çalışabilirsiniz. İnternette de bununla ilgili YouTube'da çalışmalar var. Onlara bakabilirsiniz. Hangisi hatalı? İyi bir gramer bilgisi gerekiyor ki bunları bulabilin. Gramer bilgisi esasında tam yeterli olmuyor. Burada hatayı görmek için de bir pratik yapmak gerekiyor. Ben geçmiş yıllarda bununla ilgili çalışma yapmıştık. Dolayısıyla o yani gramer iyi bilen birisi bile oradaki o hatayı göremeyebiliyor. Yani gördükten sonra aa tabii ya bu hata olacaktı diyor ama o ilk etapta görebilmek biraz maharet istiyor. Bunun için de pratiklik kazanmak gerekiyor. Başka ne var? Anlamcı en yakın cümle. Anlamcı en yakın YDS sınavında test edilen bir bölümdür. Onunla ilgili olarak bizim YouTube kanalımıza bakabilirsiniz. YDS anlamcı en yakın tema dil yazın YouTube'a bizi göreceksiniz orada. Onunla ilgili nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Bunun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin soruları var. Onların kaynakları, açık kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Yani soru ihtiyacınız varsa. O çalışma yıllardır İstanbul Teknik Üniversitesi bu tip soruları soruyor. Anlamcı en yakın
soru aynı bu şekilde 4 şıklı şekilde. Peki nasıl çözmeniz gerekecek? Ondan da çok kısa bahsedeyim. Mesela 81'de because of his innocent face diyor. Buradaki işte because of yüzünden demek. Aşağıdaki şıklardan yine yüzünden anlamına gelecek bu ifadeyi bulmamız gerekecek. Eş anlamını bulmamız gerekecek. Veya gramer yapısı itibariyle benzer bir yapıyı bulmamız gerekecek. Bununla ilgili olarak da yine dediğim gibi bu YouTube kanalımızdaki o çözümlere bakabilirsiniz, çalışmalara bakabilirsiniz. Tense olarak da hani uyumuna bakmak gerekir. İşte modal verb'lerde kimi yerde işte bir 82'de can diyordur. Bir yapabilir, ebilme anlamına gelen bir ifade vardır. Ebilme anlamına gelen bir ifade hangisi aşağıda karşılık bulacaktır? Bunlara bakmak gerekiyor. Veya cümlede mesela herkes diyordur, everyone diyordur, herkes şunu yapıyordu diyordur. Aşağı ya da çoğu insan şunu yapıyordu diyordur. Aşağıdaki cümlelerde çok az insan şunu yapmıyor gibilerinden söylüyordur. Bunlar hep bu şekilde test edilir. Bunlar tabii ki yani şimdi aklıma gelen böyle örnekler. Bunları bu örneklerin üzerinden gitmek gerekiyor. Ama bunları böyle hani en sık test edilen neler varsa bu sınavı yaptıktan sonra siz de zaten bir müddet sonra aşina olmaya başlayacaksınız. Sırada ne var diye bakıyorum. Sırada writing bölümü var. Writing'de 250-300 kelimelik bir essay yazmanız isteniyor. Essay'de iki tane konu verilmiş. Bunlardan birincisi do you agree or disagree? Şimdi katılıyor musun, katılmıyor musun? Buna karar vermen lazım. Yani ne ölçüde katılıyorsun diye sormuyor sana. Katılıyor musun, katılmıyor musun? O yüzden bir tarafını seç, o yoldan devam et. Aynı şekilde diğer soru da aynı şekilde. Sonuçta senin bir fikrin soruluyor ama fikrinin ne ölçüde şuna katılıyorsun, biraz da bundan var mı yok mu diye sormuyor. Ona dikkat edin. Burada yapmamız gereken şey şu. Bir giriş paragrafı olacak. Giriş paragrafının adı introduction paragrafı, yani intro paragrafı. Böyle fikirler genelden özele doğru inecek. Bu intro paragrafının son cümlesinde de bir teaser statement, yani tez cümlesi yazacaksınız. Tez cümlesi sizin essay'inizin bel kemiği olacak. Yani savunacağınız argümanınızı orada bir cümleyle belirteceksiniz. Sonra body paragrafa geçeceksiniz. Body gelişme. Birinci body'de bu tez cümlesinde yazdığınız argümanlardan bir tanesini açacaksınız, destekleyeceksiniz, örneklendireceksiniz. Geçeceksiniz body'ye, ikinci body'ye. Orada da argümanlarınızdan, yani diğer argümanınızın yazıp onunla ilgili destekleyici cümleler, örnek verecek cümleler yazacaksınız. Sonra conclusion bölümüne gelip böyle yazınızı yeniden ifadelendirmek suretiyle toparlayacaksınız ve yazınızı tamamlayacaksınız. Bütün bunları yaparken de B2 düzeyinde kelime seçimlerinin olmasına dikkat edeceksiniz. Tabii ki bir essay konusu böyle başlı başına bir ders, uzun da yani bir ders derken yani bir dönemlik ders, hatta bir senelik ders. Dolayısıyla bu sadece ben hani en azından bir fikir vermesi, essay ile ilgili olarak nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda fikir vermeye çalıştım. Ya daha önceden unutmuş olanlarınız vardır arasında, İngilizcesi iyi olup da unutmuş olanlarınız vardır. Onlara bir yol göstericilik yapmaya çalıştım. Başka var mı söyleyeceğim? Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Sınavı hazırlayan hocalarımızın eline sağlık. Sınava girecek öğrencilerimize de başarılar dilerim.